Aha hepsi burada, ifşa ediyorum. Bardakları oğlum bir daha yapma. Geldim ben. Abi ben konuşamayacağım ya. Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim, Rusya'dayız ve yanımda Türk Öğrenci Birliği Başkanı Aziz 91 bulunuyor. Bugün bu güzel villayı kiraladı. Peki ne yapacağız bu güzel villada? Tabii ki alem yapmayacağız. Sevgili Türk öğrencilerimizle beraber güzel bir Türk gecesi yapacağız. Mangal yapacak arkadaşlar, Hataylı kardeşlerimiz var. Ağzımıza layık yemeklerle beraber eğlenip coşacağız. Bu arada bu villanın videosunu sizlere çekeceğim. Ama onu daha sonra izlemek için abone olmayı unutmayın. Bir video sonra gelecek o videoda sevgili dostlar. Bu arada Aziz, hoş geldin. Sen hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ben hoş geldim. Sen hoş geldin. Nasıl geçecek bugün? Bugün harika geçecek. Ondan dolayı videoyu hoplattırmayın. Senin tabirini zıplattırmayın, zıplattırmayın abi. Net izleyin. Çok güzel bir Türk gecesi yapacağız. Geçen seneden beri biz bunu düşünüyorduk yapmayı. Covid girdi araya biliyorsun abi. Evet. Bu sene şu anda bütün öğrencileri topladık. Geçen sene gibi bazı öğrencilerimizin yarısı şu an Türkiye'de online'dan devam ediyorlar. Harika bir gece olacak. Takipte kalın. İzlemeye devam edin. Çocuklar şöyle bir eğlensinler. Boşalsınlar. Streslerini atsınlar. Hadi bakalım. İçeri giriyoruz. Evet, soframız hazır. Halil İbrahim sofrası mı? Hayır, Aziz 91 sofrası. Aziz'cim teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesli bu ne lan? Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu arkadaşların hepsi Türk, bir tanesi hariç, onu sonra gösteririm. Yanımdaki dervişimiz değil. Sevgili dostlar. Hepimiz Türk'üz ve Türk öğrenciler toplandılar. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra da vuracağız mı Ankara oyun havalarını beyler? Vuracağız. Ankara'ları sor abi. Hadi o zaman. Hep bir ağızdan ura diyelim. Ura! Bir Ankaralı hey çekmesi lazım. Kim ama neyse yani. Kimin eskisi Aziz? Onun eskisi öğrencilerden Onur ve Efe Gazi. Efe Gazi. Hataylılar. Bakın burada kim var? Tavuklarımızı yapan, artık hali kalmamış, artık tavuğa döndü kendisi. Kızlar zaten burada videolarını seyredeceksiniz daha sonra. Neyse, ne diyelim? Yemeye başlayalım. Hadi hepimize afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay çok pozitifsiniz. Aynen. 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 Hadi oğlum, yem olun lan. Thank you.
yok. Hayır. Kanlarından geçireceksin. Koka koka. Şimdi ne? Tamam. 3 tane gol atmam lazım. Tamam. Ama birinciyi sol attın ya. Sola bir daha atamıyorsun. Tamam. Kaldı 2. Tamam hadi bakalım. Şöyle şeyler işte. Kafadan kaybetti o. Bir dakika eşleşmeyi de sefer şimdi. Oha Mare'den geçti ha. Hatay Spor ve Ankara Spor karşılaşıyor sayın seyirciler. Maç Yekaterinburg'da gerçekleşiyor. Oğlum çok zor ama ya. Yemez. Bence bir tane olmalı. Bence iki tane olmalı. İki tane olur. Evet, burada aktiviteye katılanlar, şurada da tembel olan arkadaşlar muzları götürüyorlar. Aha hepsi burada, ifşa ediyorum. Oğlum katılsanıza bize. Yok, kimse katıldığı yok. Burada da teyzelerimiz. Harbiden zor sanırım ya, bayağı zormuş ya. Boğazdan da anlıyor olacağını. Evet beyler, aşağı kata geldim. Üst tarafta öğrenci arkadaşlar koparken, horonun dibine vururken biz Marmarisli Mehmet'i bulduk burada. Mehmet, aslan nerede? Merhabalar, ismim Mehmet. Aslan Kırşehirliyim fakat Marmaris'ten katılıyorum. Oğlum bir daha ya! Ne düştün lan sen? Abi, rol yapma oğlum. Mehmetciğim nasıl düştün buralara söyler misin? Abicim Aziz abi sağ olsun. Hallettik işlerimizi, geldik. Bu sene birinci senemiz burada. Okuyoruz, devam ediyoruz okulumuzda. Her şey yolunda şimdi. Güzel yani. İlk sene nasıl? İyi mi? Alıştım sayılabilir. Şehre alıştım. Aziz abi sağ olsun yani, çok yardım olduğu için. Yurduma alıştım. Öğretmenlerime alıştım. Her şey yolunda gidiyor. Ne okuyacaksın? Karar verdin mi? Ya, programist olmak istiyorum. Aa, Rusça bile söyle. Programist. Site programist. Yani yazılımcı. Evet, yazılımcı olmak istiyorum. Onlar da tabii kendi içinde dallara ayrılıyor ama daha ileriki bir zamanda ona da karar verirsin diye düşünüyorum. Şu anda Rusçayı çözmeye çalışıyoruz. Evet abi ya, birazcık zorluyor ama hani çalışıyoruz her gece. Var mı olumsuz bir durumla karşılaştın mı Rusya'da? Henüz hava şartları dışında hiçbir olumsuz duruma karşılaşmadım. Karşılaşacağımı da düşünmüyorum çünkü evet. Hani ders çalışmak dışında farklı bir şeyler kovalamak isteyenler tabii ki olumsuz şeylerle karşılaşacaktır ama amacı gerçekten ders çalışmak gibi bir şeyler kendine katmak isteyen insanlar bence karşılaşmayacaktır diye düşünüyorum ben. Kaygan zeminler dışında. Yerdeki buzlar dışında. Evet abi, evet. Anlıyorum. Çok sağ ol Mehmet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Evet, yukarıda herkes gene eğlenirken bu sefer de yanımda Kaan arkadaşımız var. Kaan da ilginç bir hikayesi var. Babası tarafından Rusya'ya sürülmüş. Kaan anlatır mısın bize? Nasıl oldu bu olay? Anlatayım abi. Ben Türkiye'de okuyordum. Babam da daha önceden Rusya'da yaşamış ve Rus kültürünü çok beğendiği için Rusya'ya yerleşme fikirleri kurmuş aklımda. Yani ben de erkenden Rusya'da okumam için, Rus kültürünü öğrenmem için, Rus dilini öğrenmem, ayrıca ona yardımcı olmam için beni de burada bir okula yazdırmak istedi. Kendisi sizin aracılığıyla Aziz'e ulaşmış sanırım. Ben de pek benim videom üstümden mi Aziz oldu? Galiba, emin değilim. Öyle Aziz abiyle iletişime geçmiş. İşte sonra olaylar gelişti, Aziz abiyle ben konuştum, buraya geldim. Peki nasıl? Hazırlıktasın? Hazırlıktayım, her şey güzel. Bir sıkıntı yok tersten. Her şey yolunda yani, Aziz abiyle konuştuğumuz gibi. Bir aksilik yok. Yani onun dışında sorun yok yani. Sen ne okumayı düşünüyorsun hazırlık bittikten sonra? Ben de yazılım. Yazılım mühendisliği. Evet. Yazılım mühendisliği oluyor değil mi? Programist dediğimiz yazılım mühendisliği. Evet. Hatta geçenlerde de videosunu yaptım. Kaç para kazanıyor programistler, yazılım mühendisleri diye. Bilmiyorum, denk geldiniz mi? Seyrettiniz mi? Bu aralar pek girmiyorum abi. Denk gelmedim o yüzden. Bayağı aranan bir aslında meslek dalı ama yetişmiş eleman açığı olduğu için de
iyi ücretler alabiliyorlar. Umarım başarılı olursun. Var mı eklemek istediğin bir şey Kaan? Yani buraya gelmeyi düşünenler varsa hiçbir pişmanlık yaşayacağını düşünmüyorum. Gayet güzel beklentilerimi karşıladı. Ekleyeceklerim bu kadar. Gece nasıl geçiyor senin için? Gece süper. Gece süper. Şeyden, koronadan sonra iyi geldi diyorsun abi, değil mi? Süper geldi abi. Uzun süredir böyle bir ortam görmemiştim. Çok sağ ol, teşekkür ederim konuk olduğun için. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de yanımda şöyle fizikten de anladığınız gibi ne bikini mankeni mi? Short mankeni. Ya da ne mankeni diyorlar? Ben de unuttum abi. Sen de unuttun. Güzel bir fiziği olan arkadaşımız, manken gibi maşallah. İnan sen buraya nasıl geldin? Nasıl düştün? Aziz abi diye geldim ben. Abi ben konuşamıyorum ya. Ben çıkayım mı? Ben gittim. Nereden? İstanbul. İstanbul'un neresinden? Avcılar. Kız sen İstanbul'un neresinden gibi oldu biraz. Nasıl geldin buraya Yekaterinburg'a? Üniversite arayışı içerisindeydim. İnternetten mi yaptın bunu? İnternetten. İstanbul'da fuarlara falan gidiyordum. Orada işte yabancı eğitim danışmanlarıyla falan görüşüyordum. Sonra işte YouTube'dan da araştırdık. Malum pandemi zamanında evet. Araştırıyorduk. O sıra işte Aziz abi ben görmüştüm. Sonra işte onunla konuştuk ettik. Öyle. Yekaterinburg'u tercih ettin. Evet. Kafanda Avrupa falan mı vardı senin? Evet, benim kafamda Avrupa vardı. Şeyler, sınır kapıları falan kapalı olduğu için almadılar. Yoksa ben Çekiye'ye falan gidecektim. Peki buraya geldiğin nasıl? Bir muhtemelen ön yargın vardı herhalde senin buraya gelmeden önce. Hiç Rusya'yı düşünmemiştim. Evet. Böyle bir gün videoda da Aziz abim videosunda da söylemiştim. Haritaya bakarken Rusya'yı işte öyle denk geldi. Ondan sonra karar verdim işte bir de bakayım neden Rusya olmasın diye. Öyle Aziz abiyle konuştuk ettik. Şimdi memnun musun peki bu arada geldiğinden yoksa? Şimdi memnunum. Yalnız İstanbul'dan geldiğim için Yekaterinburg biraz küçük geliyor. Normaldir o. Aynen. Ondan dolayı yani bir sıkıntım yok. İlk seneden hazırlığın nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Alışabildin mi Rusça'ya? Yani alışmaya çalışıyor musun veya da çok mu zor geliyorsun? Yok, açıkçası çok zor gelmiyor. Eğer çalışırsak, emin edersek, emin verirsek. Bir olumsuzluk falan var mı geldiğinden beri? Oluyor mu? Bir olumsuzluk yok. Sadece tabii ben 5 aydır buradayım. Peki yani ne kadar doğru konuşacağım bilmiyorum ama yani yorumum ne kadar evet. Doğru olur bilmiyorum. Belki pandemiden dolayı çok şey yapmıyorlar, hani evet. Yakınlaşmıyorlar. Hı-hı. Belki ondan olabilir. Eğer bu pandemi süreci olmasaydı dile daha çok çabuk adapte olurduk diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında bir şey yok. Her şeyden memnun. Şey gece nasıl geçiyor senin için? Güzel, eğlenceli. Eğlenceli. Sık sık yapacak mısınız yoksa? Derslerden vakit bulursak, Aziz abi çok meşgul. Bir şey oluyor. Öyle. Ama iyi geldi. Güzel oldu. Olmuş. Hayata böyle etkinlik yapmadık. Çok teşekkür ediyorum sana. Evet Türkiye, birinci geleneksel. Direkt geleneksel birinci hem de. Evet sevgili dostlar, birinci geleneksel inşallah geleneksel olur ha Aziz. Geleneksel olacak, geleneksel olacak. Her İster misiniz olur. Arkadaşlar her sene veyahut da iki haftada bir. İki haftada olmaz da her sene bir olur. İki haftada olmaz da haftada bir olur. Hoşunuza gitti değil mi? Gitti. Sen sus Mehmet. Öğretmenim. Konuk oldunuz, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka! Paka. Oğlum benim viskimi çıkar. Mesai bitti.